Sayın Serdaroğlu, tabii bu seçim güvenliği meselesi çok büyük tartışma konusu biliyorsunuz. Ben de neredeyse her televizyon programında ve gazetedeki birçok yazımda bu seçim güvenliğinin altını çiziyorum. Seçim güvenliğinin yani siz bütün yıl, 4 yıl, 5 yıl bir seçime hazırlanıyorsunuz. O seçim gecesi ne oluyorsa sahada kazanılan masada kaybediliyor. Bununla ilgili çok sayıda yazım da var. Belki onları da gündeme getiririm programın akışı içinde. Sizin de önemli açıklamalarınız var. Oraya geleceğiz ama saat 21'de saat başında Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir açıklamasını dinledik. Başörtüsüyle ilgili değerli konuklarımız da yorumladılar. Dediler ki bu AKP iktidarı Recep Tayyip Erdoğan meydanlarda CHP ile korkutuyor milleti, insanları. CHP gelecek, başörtüsü yasağı gelecek. CHP gelecek, elinizdeki haklar, yani özellikle sosyal yardımlar elinizden alınacak diye. Böyle bir korku iklimi yaratmaya çalışıyor. Sayın Kılıçdaroğlu da bunu yasal güvenceyle biz bunu yapmayacağız demek istedi diye okuduk. Siz nasıl gördünüz? Buyurun. Evet, teşekkür ederim. Partiler programlarıyla halk tarafından takip edilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin programını çok iyi biliyorum, tüzüğünü de çok iyi biliyorum. Altı oktan bir tanesi de laiklik ilkesidir. Ona da bağlı olduklarını Cumhuriyet Halk Partisi'nin biliyorum ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet'in çok önemli bir kurumu olduğuna da inanıyorum ben. Ama ani kararlarla ülkenin temel meselelerinde verilecek kararlar insanları yanlışa götürür. Şimdi neden böyle bir şeye ihtiyaç duydu Sayın Kılıçdaroğlu? Sizin ve oradaki değerli konukların hepsine de saygılarımı sunuyorum. Onların ifadeleriyle AKP'nin böyle bir kontr propagandasının önünü kesmek için yapıldı. Hatırlar mısınız? Milletvekili dokunulmazlıklarının çok kolay bir şekilde kaldırılması da aynı şekilde olmuştu. Bütün milletvekilleri içeridekilerin o Sayın Kılıçdaroğlu'nun o kararı üstüne hepsi içeride şimdi. Şimdi başörtüsü Evet. evet Biz ona muhalefet kişisel ettik yani. özgürlük. Ben en azından doğru Biliyorum. olmadığını ifade ettim. Ben eleştirmek için söylemiyorum. Ben her parti kendi programını kendi yapar. Kamuoyu da dinliyor. Millet de dinliyor şimdi hepimizi, herkesi. Daha da göreceğiz neler olacağını. Ama Anadolu'da bir laf var. Karga kekliğin yürüyüşünü taklit ederken kendi yürüyüşünü unuturmuş. Siz cumhuriyeti kuran bir partisiniz. Sizin özellikle laiklikle ilgili konularda çok dikkatli konuşmanız lazım. Bugün ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadelerinden şunu anlıyorum ki başörtüsüyle ilgili yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Başka türlü bir şey anlam çıkarmak mümkün değil ki bundan. Bu yarayı sonsuza kadar kapatacağım diyor. Peki nasıl kapatacaksınız? Anayasa değişikliği mi Öyle yapacaksınız? anlaşılıyor. Anayasanın 174. maddesindeki devrim kanunlarını yok mu sayacaksınız? Nasıl yapacaksınız? Bu yarayı kapatırken öyle bir yara açarsınız ki burkalar giyilmeye başlanır. Kara çarşaflar giyilmeye başlanır. Nasıl engelleyeceksiniz bunu? Bu uzun Evet, toplumun kanun her teklifinin kesiminin içine bakmak katılabileceği. gerekir değil mi Sayın Serdaroğlu? Metni Ben görmeden çok erken içinde ne olduğunu biz de lazım. bilmiyoruz. Metni görmek lazım. Bilmiyoruz ama ben şunu biliyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İyi Parti'nin Diyanet Akademisi'ne olumlu oy verdiklerini biliyorum ki o da bir ruhban sınıfıdır. Türkiye'de laikliği berhava edecek bir kuruluştur. Askerlikten muaf oluyor hepsi. Yarın vergi de vermeyecek bunlar. Tıpkı Osmanlı zamanındaki gibi bir ümmet devletine gidişimizin adımları da bunlar. Adımlarıdır bunlar. Bunları görmezseniz gider kafanızı duvara vurursunuz. Ben bunların yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun ikide bir benle beraber misiniz, benle beraber misiniz diye partililerine sormasından Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi daha ziyade Karamollaoğlu, Davutoğlu ve Babacan çizgisine götürme gibi bir uğraş içinde olduğunu algılıyorum. İnşallah yanılıyorumdur. Anayasanın değiştirilemez maddeleriyle ilgili ben son bir aydır Kılıçdaroğlu'nun ağzından özellikle laiklik ilkesine sahip çıkacağı ile ilgili anayasadaki yasaklanmış cemaat ve tarikatların kapatılacağı ile ilgili tek kelime duymadım. İkaz ediyorum buradan. Kendisiyle bakan genel müdür ilişkisi olmuş, sevdiğim, iyi bir siyasetçi olarak Türkiye'nin bu temel damarına oynarsanız Türkiye'de çok ciddi karışıklıklar
kayıplara sebep olursunuz. Bir daha inşallah görelim, tekrar konuşuruz bunları. Gelelim eğer izin verirseniz. Metnin içini görelim. Seçime gelelim. Doğru söylüyorsunuz. Uğraşıyorsunuz, çalışıyorsunuz ama sonunda götürüp masada kaybediyorsunuz. Biz bir araştırma yaptık. Sayın Özkan'ın Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdığı, bugün yazdığı, ondan evvel Sayın Çöleşan'ın yazdığı, yarın da Can Ataklı Bey'in yazacağı konuları biz veri mühendisleri arkadaşlarımla beraber Sayın Günal Ölçer'in başkanlığında biz aylardır çalışıyoruz. Biz bunu gördük. 2015 seçimleriyle 2017 referandumu arasında 1.576.000 fazladan evet oyu kullanılmış. Nasıl anlıyoruz bunları? İki partinin AKP ve MHP'nin oylarını topluyorsunuz. Referandumda da bu iki parti sadece evet'e çalıştı. Öyle bir sandık sonuçlarını tek tek inceledik ki 2015'te CHP'nin 476 oyu var o sandıkta. 2017'de 0 oy almış CHP. Böyle bir şey olabilir mi? CHP'nin bütün oy verenleri birden hepsi CHP'nin karşısına mı geçti? Asla böyle bir şey değil ama bakıyoruz 104 ilçede ki 1,5 milyondan fazla oy var. CHP'nin o sandıklarda ne bir sandık kurulu üyesi var ne de gözlemcileri var. Koymuşlardır belki bilemiyorum ama bugün Sayın Sabah İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'deki programında Sayın Kılıçdaroğlu'nu dinledim. Biz de 10 bin civarında sandığa temsilci koyduk ama gitmemiş arkadaşlar yerine dedi. Şimdi bu o kadar riskli bir olay ki bunu söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2010 senesinden beri genel başkanlığını yürüten ve şimdi de büyük bir ihtimalle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına aday olan Sayın Kılıçdaroğlu. 10 bin civarında sandıkta sizin temsilcinizi siz koyamadıysanız parti olarak siyaset yapmayacaksınız. Veyahut da ne yaptınız sonra? Gidip sordunuz mu o ilçelere? Gel bakalım arkadaş. Neden sen sandığa gitmedin? Ne oldu? Jandarma, polis, asker tekme tokat dövdüler insanları sokmadılar referandumda. Sandıkları istediği gibi doldurdular. Hatta bir ara CHP'nin milletvekiliydi. Şimdi AKP'ye gitti galiba. Ne o Mehmet Çelebi mi? Bir Teğmen çocuk vardı. O da CHP'nin gözlemcisi evet, olarak Çelebi. Urfa'ya gitmişti. Evet, Urfa'da dövdüler kendisini. Kaçtı geldi. Sandığı bıraktı, kaçtı geldi. Yani bunları eğer bunları yapmazsanız ve CHP'nin şu an ben Mehmet Yula Bey'i ilk defa dinliyorum. Evet, kendisi CHP'nin herhalde bir görevlisi. CHP'nin şu ana kadar 2017'deki, 2019'daki eksiklerinin hiçbir şekilde tamamlamadığını biliyorum. Çünkü ben de dolaşıyorum. Yeni teşkilatlanan bir partiyiz biz de. Bu ayın sonunda biz de 48 ili kongremizi yapıp bitirmiş olacağız. Seçime katılma hakkımızı kazanacağız. Bütün Anadolu'yu geziyorum ben de, görüyorum. Her gittiğim yerde ben CHP'li arkadaşlarımı da ziyaret ediyorum. Onlar da geliyorlar benimle görüşmek istiyorlar. Yıllardır siyaset yapıyoruz biz. Yani ya Ufuk Bey'le yıllardır tanışırız. Beraber çalışmışlığımız vardır. Ne bileyim Emin Bey'i yıllardır tanırım. Sizi öyle siyasetin yönlendiren insanlarını çok iyi tanıyorum. Hiçbir hazırlığı yok. Bakın çıkıyorlar. Onursal adı güzel diye bir beyefendi var. CHP Genel Başkan Yardımcısı tahmin ediyorum. Bu dijital işlerden sorumlu. Bir de CHP'nin yaklaşık 10 yıldan fazladır Yüksek Seçim Kurulu'nda bir aynı adam var. Bir avukat arkadaş Hamidi galiba ismi. Tam bilmiyorum yani. Bu iki arkadaş ne yapar? Neden bu meseleleri çözmezler? Neden ilgilenmezler? Neden Sayın Genel Başkanlarını ikaz etmezler? Ben bunu anlamış değilim. Şimdi İstanbul'un bütün ilçelerinin 39 ilçesindeki yabancı doğumluları tespit ettik biz. Bütün Türkiye'deki 973 ilçeyi de bir ay içinde bitireceğiz. Bu elimizdeki şeyler
Memleket Partisi'ne vermişler Yüksek Seçim Kurulu seçime katılma yetkisi olduğu için Sayın İnce'den ben yazıyla aldım ve bunları değerlendiriyoruz ve kamuoyunu da uyarmak görevini yerine getiriyoruz. Hem kamuoyunu hem Cumhuriyet Halk Partisi'ni hem İyi Partisi'ni. İyi Parti yani diğer altılı ittifakın yabancı seçmenle ilgili mi Sayın Serdaroğlu? Evet, yabancı seçmen ve şeyle ilgili biraz sonra söyleyeceğim bu 104 yerle ilgili de. Altılı İttifak'ın diğer dört partisinin teşkilatı falan yok kardeşim. Yani oyları da yok. Yani Davutoğlu'nun ne oyu var ki? Nerede teşkilatı var ki? Ali Babacan'ın ne oyu var ki? Ne teşkilatı var ki? Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunlara nasıl ben kucak açtığını, yanına çektiğini anlayamıyorum. Benim dünyam kabul etmiyor. Çünkü çok iyi hatırlıyorum 2015-7 Haziran seçimlerinde istikşafi görüşmeler diye anayasayı çiğnedi Davutoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun hükümet kurma yetkisini almasına engel oldu. Doğru. Bugün Türkiye'nin en önemli meselesi Suriyeliler meselesi, sığınmacılar meselesi. Başımıza bela eden Davutoğlu. Nasıl oluyor bu iş? Meral Hanım çıkıyor geçen gün bakıyorum evet. Diyor ki Telekom'un özelleştirilmesinden 24 milyar dolar Türkiye para kaybetti ve bu para Erdoğan'ın yakını Hareri'nin cebine girdi diyor. Doğru söylüyor. Bana niye söylüyorsun bunu sen? O özelleştirmeyi yapan kişiyle ortaksın. Bak babacan yanında duruyor senin. Türkiye'nin ve Cumhuriyet'in bütün değerlerini satan adam. İşte ekonomiden sorumlu bakanımız orada söylesin. Türkiye'nin 2008'e kadar... Sizin öneriniz ne Sayın Serdaroğlu? Ben, bizim önerimiz ya, şu, bu konuda. Buyurun. Ondan sonra diğer işe geçeyim. Biz şunu istiyoruz. İttifak böyle aylarca falan bu, olmaz. Bu konuda bir tur atalım. Geçeyim. Diğer konuklarıma da söz vereyim ama. Buyurun. Hemen bitireyim o zaman bunu. İttifak çok bu kadar uzatılmaz. 7 aydır görüşülüyor devamlı. Biz... Koalisyonları bir haftada kurduk. Hükümet programı bir haftada yazdık. Bu da böyledir. Türkiye'nin bugün Ufuk Bey'in dediği gibi anayasamızın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez maddelerine saygılı Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı bir cumhurbaşkanı adayına ihtiyacı var. Böyle bir aday kimse çıksın bu iki hassasiyetimizi söylesin. Bütün muhalefet partilerinin hepsi destekleriz o adayı biz. Hepsi. Doğru. Kemal Bey ise Kemal Bey açıklasın bunu. Ama yani bir taraftan sen başörtüsüyle ilgili mesele yapacaksın. Bir taraftan Diyanet Akademisi'ni kullanacaksın. Bir taraftan tarikatları kollayıp koruyacaksın. Bir taraftan Dersimli Kemal'im deyip Sivas olaylarının belediye başkanıyla beraber olacaksın. Türk milleti bu konularda rahatsız olur. Tuncay Bey. Benim kusuruma bakmayın. Bizim önerimiz nitelikleri belli bu. Kim olursa olsun. Evet. Ama Cumhuriyet'in anayasamızın değiştirilemez maddelerine, Atatürk'e ve devrimlerine bağlı Türkiye'nin çok kıymetli insanları var. Onları aday yaparsınız. Hangisini yaparsanız biz koşturur, hiçbir talebimiz olmadan destekleriz. Bir de siz bu seçim işini bilmiyorsunuz. Bilseydiniz Türkiye'yi bu tek adam rejimine 2017'de mahkum etmezdiniz. Bu tamamıyla CHP'nin hatasıdır. Konuşalım. Onu konuşalım. İkinci önerim de seçimi şu. Bir sonraki turda konuşalım. Tamam. İkinci önerimiz de şu arkadaşlar. Sayın belki Serdar, önemli çünkü. Önemli. İkinci de bütün muhalefet partilerinin katılacağı sadece seçim güvenliğiyle ilgili bir ittifak yapalım. Herkes ilini alsın üstüne. Onu konuşalım. Yani seçim güvenliğini konuşalım ama şu ana kadar getirdiğiniz eleştiriler de vardı. Mesela altılı masayla ilgili getirdiğiniz eleştiri vardı. Doğu Güneydoğu başta olmak üzere sandık güvenliği ile ilgili geçmiş seçimlerde yaşanan sıkıntıları dile getirdiniz. Sayın Mehmet Yula da Siyamer Başkanı Diyarbakır'da. O da tam da bu başlıklarda bir değerlendirme yapmak için bölgede. Sayın Yula siz nasıl Tabii. bakıyorsunuz? Doğu Güneydoğu'da seçim güvenliği, sandık güvenliği konusunda bir sıkıntı yaşanabilir mi? Sadece tabii Türkiye çapında bir güvenlik zafiyeti olabilir mi? Bunu konuşuyoruz ama Doğu Güneydoğu başta olmak üzere tabii. Buyurun. Ben Doğu ve Güneydoğu'da geçmiş bir takım eksikler yapılmış olabilir. Sayın Serdaroğlu bu konuda haklı olabilir. Ama konuşmanın bütününde Sayın Serdaroğlu'nun
beni bağışlasın bir öfke patlaması olduğunu görüyorum. Yok, hayır öyle bir şey yok. Yanlış yorumlamışsınız. Benim hassasiyetim ülkemin çıkarları için beyefendim. Kimseye bir kırgınlığım olamaz. Şöyle izin verirseniz, yani konuşmanızın başından itibaren bence bir tepki dili kullanmanızın tam da bu altınlı masa ruhuna aykırı olduğunu söylemek istiyorum. Bizim ezber bozan Sayın Genel Başkanımızın başta olmak üzere ezber bozan dili, yaklaşımı anlıyorum ki sizde de bir etki yaratmış gibi gözüküyor. Şuna bakmak lazım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin uzun yıllar yönetimlerinde bulunmuş biriyim. Liderlerin Altan Bey'le, Deniz Bey'le, Sayın Karayalçın'la çok yakın çalışan biriyim. Sizinle ilk defa bir televizyonda. Ben de çalıştım. Evet, ben de çalıştım bu saydığınız değerlerle. Ama ben şunu, yani bir dilin düzeltilmesi konusunda bir hassasiyet taşımakta altılı masa. Altılı masanın dört dörtlük olduğu ya da olmadığını tartışmıyoruz zaten. Buradaki mesele şu: bizim uzlaşabileceğimiz toplumun her kesimiyle bir helalleşme koymuş Sayın Genel Başkanımız. Burada da ben günlerdir buradayım. Bu karşılık bulduğuna olan inancımı tam da oturttum. Şunu söylemek istiyorum Sayın Serdaroğlu. Eleştiriler yapılabilir. Kimi haksızlıklarımız, eksikliklerimiz olabilir. Ama bugün o eksiklikleri tartışacak noktada değiliz. Ülkemiz elden gidiyor. Türkiye'nin bütünü, sıradan kişileri sizin en az benim kadar saygı taşımaktalar. Bu bahsettiğiniz konuları artık görmüyor Türkiye halkı. Anadolu'da da görmüyorlar. Ben o nedenle hem sandık başkanlarıyla ilgili uyarınızın değerli olduğunu düşünüyorum. Seçim güvenliğinin mutlaka alınması gerektiğini söylüyorum. Görüşünüze katılıyorum. Ayrıca size başka bir şey söyleyeyim. Ben Diyarbakır'ın 50 kilometre uzağında bir köye gittiğimde de insanların seçim güvenliği konusunda bir kaygı taşıdığını ama artık halkın inisiyatif kullanmakta olduğunu da bilmenizi istiyorum. Halk bu iktidarın gitmesi gerektiği yönünde çok ciddi şekilde görev istemiş durumda. Ben bunlara tanıklık ettiğim için söylüyorum. Demin söylemeye çalıştığım mesele, geçmiş seçimlerde kimi eksikliklerimiz, yanlışlarımız olabilir ama bizim sizin yaklaşımınızla örtüşmeyen bir tavrımız var. Bu tavrın gözden geçirilmesi gereken değerler var. Cumhuriyeti bizim en az sizin kadar hassasiyetle savunacağımızı siz biliyorsunuz. Elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimi manevraları Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişine denk gelmiyor olabilir. Ama şunu görün, siz Anadolu'da siyaset yapıyorsunuz, doğrudur. Ama sadece Anadolu İzmir'le ilişkilendirilemez. Bir ben Bingöl'e gitmenizi, Şırnak'a gitmenizi, buradaki halkın son 6 ayda, son 1 yılda neler düşündüğünü görmenizi öneririm. Ben gitmediğimi nereden biliyorsunuz ki Mehmet Bey? Ben mezralara kadar gezdim her tarafı. Siz kaç senedir siyaset yapıyorsunuz? Ben 40 senedir oraları dolaşıyorum. 40 senedir. Mezralara kadar gittim. O kadar güzel dostluklarım var ki orada benim. Yani siz bunlarla beni benim söylediklerimi yanıltabilirsiniz. Ama biz şunda sizle aynı fikirdeyiz. Bu seçim Türkiye'nin kader seçimi. Öyle değil mi? Mutlaka ve mutlaka bir Tayyip Erdoğan'ın Serdar Beyciğim, bu Türkiye'nin fikri. Bu Türkiye Anadolu'da evet, tamam, hayır biz konuşuyoruz burada. Evet biz konuşuyoruz, onun için söylüyorum. Tabii ki Türkiye'nin fikri. Tayyip Erdoğan'ın elinden Türkiye'yi mutlaka bu seçimde almamız lazım. Alamadığımız takdirde Türkiye'nin gideceği yeri görüyoruz. Bunu görmemek için ya siyaseti bilmemek lazım ya kör olmak lazım. Doğru. Benim hassasiyetim uyarmak. Böyle giderse halka yüklüyorsunuz bütün işi. Halk uyandı. Ben görüyorum, evet. Ama siz biliyor musunuz ki bütün bu 104 ilçenin hepsinde şimdi kayyumlar görev yapıyorlar. Bu kayyumlar bütün kaderlerini oraya bağlamışlar. Devletin gücüyle, polisiyle, askeriyle, korucularıyla bütün sandıkların üstüne çökecekler. Evet. Devam